Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugün gezgin seyir füzesiyle ilgili çok enteresan bir gelişme oldu. Ukrayna merkezli Defense Express sitesinin haberine göre Ukraynalı motor imalatçısı Ivchenko Progress, Türkiye'nin gezgin projesi için, gezgin seyir füzesi projesi için AI-305 adı verilen bir motor imal ettiklerini açıkladı. Uzun süredir gezgin hangi motorla uçacak, neler yapılacak gibi sorular gündemdeydi ama projenin gizli olması nedeniyle pek fazla bilgi kamuoyuyla paylaşılmıyordu. Sonunda da Ukrayna ile yapılan bu anlaşmayla birlikte gezginin motoru da belli olmuş oldu. Ukrayna'nın en önemli motor imalatçılarının başında Ivchenko Progress ve tabii ki yan kuruluşu Motorzik geliyor. Hatta geçtiğimiz aylarda Çinliler ortak olmak istemiş. Bu ortaklık kağıt üzerinde gerçekleşse de daha sonra konu yargıya taşınmış ve Çinlilerin bu yatırımı engellenmişti. Ortaya atılan iddiaların biri de Amerika'nın bu ortaklığı tasvip etmediği ve bu ortaklığı bozması yönünde Ukrayna'ya baskı yaptığı yönündeydi. Ivchenko Progress gerçekten Sovyet döneminde kurulmuş, farklı farklı motorlara sahip işte helikopterler, jet savaş uçakları, bunun yanı sıra eğitim uçakları veya yolcu uçakları için çeşitli jet veya turboprop motorlar üreten bu teknolojiye sahip çok önemli stratejik bir şirket. Bu şirketin ürettiği motorlarla ilgili şu an Türkiye'de görebileceğimiz en önemli örnek Baykar grubu tarafından tasarlanmış Akıncı TİHA, taarruzlu insansız hava aracı. Akıncı'da kullanılan AI-450 serisi turboprop motorlar Ivchenko Progress'in geliştirdiği motorlar. Bu motorlar konusunda Baykar'la iki şirket arasında bir anlaşma yapılmıştı. Beraber Ar-Ge çalışmaları, motorun Türkiye'de imalatı, satış hakları gibi birçok konu masaya yatırılmıştı. Bu da bu ortaklıkta başarıyla devam ediyor. Gezgin'e baktığımız zaman Gezgin'de de AI-350 serisi motorlar üzerinden geliştirilecek yeni bir aile oluşturulacak. Bu ailede AI-35 adını taşıyacak. Motor turbofan bir motor. Yaklaşık itiş gücü 700 kilogramlar civarında. Motorun boş ağırlığı ise 68 kilogram. Bu motor daha önceden tek motorlu, jet motorlu bir iş jeti için planlanmış veya farklı kullanım amaçları öngörülmüştü. Şimdi tabii uçak ve füze motorlarını biraz ayırmak gerekiyor. Füze motoru bir kere kullanılabilen özel bir motor. Önemli olan ve özellikle de tabii gezginde önemli olan emniyette füzeyi götürebilmesi, 1000 kilometre gibi menzile füzeyi taşıyabilecek niteliklere hem itiş gücü hem de yakıt sarfiyatı açısından olması gereken bir özellik. Bunu taşıyor tek kullanımlık bir motor. Jet motorlarda ise biraz daha tabii sistem gelişiyor. Özellikle dayanıklılık, malzemenin ömrü çok önemli. Daha uzun ömürlere sahip, örneğin şunu örnek vermek isterim. L-39 gibi eğitim uçaklarında Ivchenko Progress'in AI-25 serisi kullanılıyor. Farklı farklı modelleri var, itiş güçleri değişiyor veya afterburner olarak adlandırılan ark iticili sistemleri de AI-25'in var. Mesela onların ömrü 4000 saat. Bu açıdan ömürler kullanılan metalurji, yani malzemenin, madenin yapısı, işlenmesi gibi pek çok tekniği ileri götürüyor. Eğer bu konuda iyiyseniz motorlarınız da uzun ömürlü oluyor. Türkiye'de de tabii ki çeşitli seyir füzelerimiz başta son olmak üzere Kale grubunun KTC 3200'ü var. Keza TEİ de birçok konuda kendi motor tasarımlarını başarıyla yapıyor. Bunları teker teker hayata geçiriyor. Ama tabii bu aradaki boşlukta yeni bir motoru alıp sıfırdan tasarlamak, bu en azından 4-5 yıllık bir çalışma demek. Bu konuda Ukrayna ile önemli bir işbirliği de sağlanacak gibi gözüküyor. Bu açıdan artı bir değer. Bir de Ukrayna diğer batılı şirketlere göre Türkiye ile daha fazla teknoloji paylaşmayı seviyor. Çünkü Ukrayna'nın işte Rusya ile olan durumları ve bölgede müttefik araması da Türkiye açısından avantajlar. Bu iki ülke birbirinin eksiklerini tamamlamayı ve bu konuda işbirliklerini sürdürmeyi, planlamayı, devam ettirmeyi hedefliyor. Zaten Ukrayna'da işte Bayraktar TB2'ler görev yapıyor. Akıncı konusunda da Ukrayna'nın epey sıcak bilgisi var. Bakalım önümüzdeki dönemlerde Türkiye'den oraya ihracat içinde masanın bu tarafında bizim de elimizde Akıncı gibi bir TİHA sistemleri bulunmakta. Şimdi videomuzun ilerleyen bölümlerinde sitemizin yazarı Hakan Kılıç'la birlikte olacağız. Hakan Kılıç bize seyir füzelerinin genel özelliklerinin yanı sıra Türkiye'deki halen hizmette olan SOM, geliştirme çalışmaları son aşamaya gelmiş, son testlerini artık beklediğimiz atmaca ve tabii ki gezgin füzesinin farklarını anlatacak. Dünyada hangi ülkeler
seyir füzesi yapabiliyor? Bu soruların cevabını verecek. Şimdi Konya'daki atış sahasında son milli seyir füzemizin bir atış testi vardı. Onu herkes görmüştür, videosunu veya fotoğrafını. Hava kuvvetlerinin kullandığı o eski mavi otobüslerden bir tanesinin tam üstündeki pencereden giriyordu SOM. Girerken fotoğrafı ve videosu var. Burada ne kadar hassas güdüm ve ne kadar hassas isabetli olduğu görülüyor. İşte Tomahawk da aynı bunun gibi seyir füzeleri de. Dolayısıyla seyir füzelerinin diğer füzelerden en önemli farkı çok hassas saldırı yapabilmesi. Yani siz işte atıyorum şu binayı şu camından girmesini istiyorsanız buradaki camdan girmiyor. Dolayısıyla yani balistik füzeler gibi cep mesafesi uzun değil, diğer füzeler gibi değil. Tam kritik tesislere, kritik binalara, kritik hedeflere, işte bu gemi de olabilir, radar anteni de olabilir. İşte bir anti radar füzeleri bile aslında bir seyir füzesi kullanılabiliyor. Şimdi bizim son füzemiz orta menzilli, orta ölçekli bir füze. Bir kere bunu bir belirtelim. Nedir? İşte SOM JD F-35 için yapılmış anti-ship özellikli, gemi savar özellikli bir füze. Ama Tomahawk büyük, uzun menzilli. Yani stratejik kabul edilebilecek uzun menzilli sınıfta. Türkiye'de bu konuda yapılmış milli bir füze şu ana kadar yok. Ama proje var. İşte bu projenin adı Gezgin projesi. Yani biz Tomahawk'ın muadilini, hatta ondan daha uzun menzilli olduğu, en azından blok 4 değildi, blok 1-2'den daha uzun menzilli olduğu söyleniyor, milli seyir füzemizi yapıyoruz. Ancak şu ana kadar Gezgin'le alakalı herhangi bir şey dışarıya sızmadı. Yani 1000 kilometreden fazla menzil olduğunu söyleyenler var. Zaten bunu tahmin etmek de zor değil. Proje diğer projelere göre biraz daha uzadı çünkü daha büyük bir füze, yani Atmaca'nın daha büyüğünden, SOM'un daha büyüğünden bahsediyoruz. İşte Atmaca füzesindeki SOM'da kullanılan Fransız TR-40 motoru Gezgin füzesinde kullanılamaz. SOM füzesinin motoru Gezgin füzesinde kullanılamaz çünkü Gezgin çok büyük bir kıtalar arası demeyelim de böyle bir ülkenin çok ilerisinde başka bir ülkeye tehdit edebilecek bir seyir füzesi. Gezgin füzesi yapılınca ne olacak? İşte denizaltından atılabilir mi? Reis sınıfı denizaltılardan. O konuda henüz net bir şey olmadığı için bir şey diyemiyorum. Ama gemilerden atılabilecek ve karadan atılabilecek. Önemli olan bu. Ha, uçaklara yüklenecek kadar küçük olmayacak. Bir F-16'dan atılamaz. Zaten F-35'ten zaten atılamaz. Ancak stratejik bombardıman uçağımız olsaydı mesela bir B-52 gibi Amerika'nın, B-52'leri gibi veya Sovyet Tu-95 gibi, Rus Tu-95 uçakları gibi, onlardan da atılabilecek büyüklükte olabilirdi. Dünyada çok seyir füzesi yapan ülke var. Evet, dediğiniz gibi büyük çaplı yapan, yani karadan karaya büyük uzun menzilli olanları yapanlar Çin, Amerika, Rusya. Ama Avrupa'da da daha çok uçaklardan atılan ve gemilerden atılan seyir füzeleri var. Ama Gezgin gibi karadan karaya atılabilecek çok büyük ve uzun menzilli, yani harp başlığı büyük olan füzeyi yapan ülkeler çok az. Biz de dolayısıyla bu klasmana, bu şeye de girmiş olacağız. Bu çok stratejik önemli bir şey. Yani 1000 kilometreyi şimdi Akdeniz'de Antalya'dan fırlattığınızda işte 1100, 1200, 1300 kilometreyi hesaplayın. Neredeyse Kuzey Afrika'nın birçoğu, Orta Doğu'daki birçok hedef, Kafkas bölgesindeki birçok hedef, Balkanlar, Avrupa'nın ta nerelerine kadar gittiğini şöyle haritada bir bakarsanız o zaman zaten füzenin ehemmiyeti anlaşılıyor ki bu füzeler çok alçak irtifadan tam otomatik uçtuğu için ve araziyi taradığı için ve oradaki şekilleri, arazi binalarını önceden uydularla yapılan keşiflerle bunun beynine girildiği için dijital harita çizme kabiliyeti olacağı için de siz istediğiniz yönden gönderebiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, bir seyir füzesine siz işte bu binanın sağından git dediğiniz zaman solundan gitmez yani. Nereyi çizerseniz, nasıl bir rota çizerseniz oradan gider ve bunu sonradan da güncelleyebiliyorsunuz. Zaten biz Meteksan'ın Kement projesiyle A merkezli harp sistemi yapıyoruz. Son füzesini bile son anda atış, iptal veya güncelleme yapabildiğimize göre Gezgin'de de bu haydaydı olacak. Şimdi motorları ortak değil aslında. Dediğim gibi Gezgin daha büyük. Belki navigasyon sistemleri ortak olacak. Çünkü hepsini Türk yapacağı için. İşte GPS, INS işte şey, ama anti-ship füzesi, yani gemi savar füzesiyle seyir füzesi arasında mutlaka farklılıklar olacaktır. Çünkü Gezgin füzesi kara üzerinde daha çok uçması hedeflenen bir füze olacak. Çünkü kara hedeflerine karşı düşünülecek daha çok. Çok orta menzilli SOM seyir füzesiyle hem kara hedefleri hem deniz füzelerini, deniz hedeflerini uçaklardan atarak, yani uçaktan bırakılarak saldırı imkanını SOM'da kazandı. Gemiden gemiye anti-ship, yani gemi savar füze
füze ihtiyacını da atmacayla kazanmış olacak. Ancak işte Suriye'de gördüğümüz işte kalibri füzelerinin işte Hazar Denizi'nden fırlatılıp Suriye'deki hedefleri vurması veya Körfez Savaşı'nda hatta Suriye'deki kimyasal silahları sebebiyle Amerika, İngiltere ve Fransa'nın yaptığı seyir füzesi saldırısında yine gemilerden fırlatılıp Suriye'deki hedefleri vuran Harponlar gibi Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı olduğunda bunu gidermek için de gezgin füzesini yapmış olacak. Dolayısıyla bütün saldırı konseptleri, çeşitleri, alternatiflerini elde etmiş olacak. Bu çok önemli. Videonun sonunda tabii Ukrayna ile ilişkilerin çok önemli bir ayağını insansız hava araçları sistemleri geliştiren Baykar grubu oluşturuyor. Baykar'ın Ilchenko Progress'te yaptığı Black Sea adında bir ortaklık var. Bu ortaklık AI-450'lerin yanı sıra Baykar'ın tasarladığı muharip insansız uçak sistemi MIUS içinde bir motor gündemde. Bu motorun da anlattığım gibi L-39 eğitim uçağında, jet eğitim uçağında kullanılan AI-25 serisi olması planlanıyor. Bu motorlar orta seviyede motorlar. Bir insansız hava aracını jet motoruyla çok rahatlıkla uçurabilecek özelliklere sahip motorlar. Bu açıdan da Türkiye'nin Ukrayna motoru kullanması da elini uluslararası anlamda da rahatlattığını söyleyebilmek mümkün. Bu videomuzda sizlere motor konusundaki gelişmeler, gezgin seyir füzesi, Ukrayna ile havacılık ilişkilerimizi biraz irdelemeye çalıştık. Eğer bizim kanalımızda Ukrayna diye aratma yaptığınız zaman bu konuyla ilgili havacılık konusundaki işbirliği ile ilgili videolarımızı bulacaksınız. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerken lütfen sorularınızı bize yorum olarak yazın veya sormak istediğiniz başka konular varsa, işbirlikleriniz varsa info@tolgozbek.com mail adresine mesaj yollayabilirsiniz. Katıl butonumuz sizlerin desteğini bekliyor. Ayrıca detaylı havacılık ve savunma haberleri de tolgozbek.com sitemizde.